Az önce şimdi komünizmle ilgili, PKK ile ilgili bazı kitaplar gösterdik. Nasıl teröristler kitapları kullanarak eğitiliyorlar? Bunun için nasıl aylarca, yıllarca belki de ellerinde hem de silahla birlikte dağlarda eğitim görüyorlar, onu gösterdik. Şimdi Atatürk aslında bu konuyla ilgili çözümü çok net bir şekilde bize anlatmış. Şöyle söylüyor Atatürk. Diyor ki özet olarak, ben inşallah sözünü okuyacağım. Komünizme karşı ancak çözüm düşünce, yani fikir sistemiyle karşılık vermektir diyor. Hocamızın da hep yıllardır bu çözümü söylediği ve çözüm olarak da anti-darvinist, yani karşı darvinizm, gerçek bilimsel gerçekleri onlara sunmakla, komünizmin yanlışlığını anlatmakla olabileceğini bize söylemişti. Şimdi Atatürk'ün o bahsettiğim sözünü okumak istiyorum inşallah. Birincisi, iyi ilişkilerde bulunmayı gerekli saydığımız Rusya tümüyle komünisttir. Eğer böyle zorlayıcı önlem uygularsak, o halde kayıtsız koşulsuz Ruslarla ilişkide bulunmamak gerekir. Oysa biz birçok siyasal düşünceyle, birçok neden ve etkenden dolayı Ruslarla temas ve ilişkide bulunmak ve görüşmek istedik ve istiyoruz ve isteyeceğiz. O halde uygulayacağımız önlemlerde dostluğunu istediğimiz bir ulusun, bir hükümetin ilkelerini tahkir etmemek zorundayız. İşte bunun içindir ki zorlayıcı önlem kullanmak istemedik diyor. İkinci bir, Atatürk şu şekilde devam ediyor. İkinci bir noktadan da zorlayıcı önlem kullanmayı yararlı görmedik. Bildiğiniz gibi bu düşünce akımlarına karşı düşünceye dayanmayan, kuvvetle karşılık vermek o akımı yok etmediği gibi herhangi bir insanla konuşulduğu zaman onun herhangi bir düşüncesini kuvvet ve zor ile reddederseniz o ısrar eder. Israr ettikçe kendi kendini aldatmakta daha ileri gidebilir diyor. Yani düşünce sistemine siz eğer düşünceyle karşılık vermezseniz, güç, kuvvet kullanırsanız o onda tutunur o düşünce sistemine, daha da onda ısrar eder diyor. Yani sonra Atatürk şöyle devam ediyor. Bundan dolayı düşünce akımları cebir ve şiddet ve kuvvetle reddedilemez, tersine takviye edilir. Buna karşı en etkili çare, bakın burası çok önemli, düşünce akımına karşı düşünceyi oluşturmak, düşünceye düşünceyle karşılık vermektir. Bundan dolayı komünizmin memleket için, milletimiz için, dinimiz için kabul edilemez olduğunu anlatmak, yani kamuoyunu aydınlatmak en yararlı çare görülmektedir diyor. Gerçekten de komünizmin biz burada kanlı birçok terör faaliyetlerini anlattık yıllarca. Stalin'de, Lenin'de, Mao'da, Ho Chi Minh'de gördüğümüz ve birçok insanın hayatını kaybetmesine sebep olan, Müslümanların şehit olmasına sebep olan bir teori olduğunu, yani ideolojisi Darwinizme dayandığı için böyle bir yapıda olduğunu anlattık. Neden? Çünkü Darwinizm ne yapıyor? Çatışmayı teşvik ediyor. Komünist bir insan da zaten Darwinist olmadan komünizme yapışamıyor ki zaten Marx kendi bunu itiraf ediyor. Biz Marx'ın söylediğini söylüyoruz aslında. İnşallah. O yüzden Atatürk'ün söylediği çözüm çok net ve kesin. Zaten hocamız da yıllardır bu çözümü söylüyor. İnşallah bunu uygulayalım. Karşı Darwinist propaganda yapalım. Bilimle, ilimle inşallah. İnşallah.